Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Tesla Model Y var. Tabii bu aralar bayağı bir teslimatı olan bir araba ve elektrikli arabalarda yavaş yavaş günümüzde geçilirken şimdi en çok tercih edilen ve bu elektrikli arabaların öncülerinden olan Tesla'yı incelemek istiyoruz. Şu anda Türkiye piyasasında daha önceden ithal yollarla geliyordu. Yani dışarıdan getirip ÖTV'sini ödeyip alabiliyordunuz. Artık bayileri açılmaya başladı ve internet sitesinden başvurarak da normal resmi bir şekilde muhatabınız Tesla olarak bu arabayı getirtebiliyorsunuz. Ve teslimatını burada yapabiliyorsunuz. Bir fiil olarak faturalı şekilde alabiliyorsunuz ve arabayı da size bilir kişiler anlatarak normal klasik bir araç teslim serüvenine eşlik ediyorsunuz. Bu araçta onlardan birisi yeni bir gemi geldiği için artık Tesla Model Y'leri çok çok görmeye başlayabilirsiniz. Evet, bu arabanın da birkaç incelemesi var ama izleyemedim. Çok detaylı arabayı da inceleyemedim. Çünkü arabanın sadece ekranını kurcalamanız gerekiyor. Çünkü bu arabada sadece bir ekran var. Bir silecek kolu, bir vites, bir direksiyon ve koca bir ekran ve o koca ekranın içinde bu arabanın her şeyini kontrol edebileceğiniz fonksiyonel tuşlar bulunuyor. Bu arabayı daha detaylı incelememiz için bir kişi lazımdı. O da Furkan abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi abi biraz arabayı anlatmada bize yardımcı olmanı isteyeceğim. Araç Model Y Long Range, evet. Performans değil. Aşağı yukarı 0'dan 100'ü 5 saniye. Hmm. 396 beygir. Beyaz renk. Fakat biz bunu stack dynamat kapladık. Evet. 4 çeker. Gerçek bir oyuncak yani. Gerçek menzili oyuncak. Nedir abi? Elektrikli arabalarda bu çok merak edilir çünkü. 450 kilometre, 400-450 kilometre menzili var. Fakat gidiyor mu? Gidiyor mu? Ben açıkçası daha denemedim. Fakat şöyle bir şey var. Pilin uzun ömürlü kullanmak için size mesela %80'de pili durdurma opsiyonu tanıyor. Ya telefonlar gibi yani mi? Telefonlar gibi. Tam olarak telefonlar gibi. Aşağı yukarı şöyle yapmanız gerekiyor. %20 ile %80 arasında kullanıyorsunuz. Yani bugün Türkiye şartlarında belki işte İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir, işte Çeşme, o aralarda biraz risk alınarak kullanılabilir. Ama onun dışında Türkiye'de ben bunu aldım. İşte sabah çıkacağım, işte ne bileyim Erzincan'a gideceğim, Antalya'ya gideceğim. O biraz sıkıntılı. Ya fulleme diyorsun yani. %80'e kadar bataryası kalsın. Yani normal günlük kullanımda öyle. Uzun yolda işte fulleyebilirsin, evet. Ama dediğim gibi yani seni ancak İzmir'e götürür ki diken üstünde gidersin. İşte evet. Her şeyi optimum seviyede kullanırsın. İşte 90'ı geçme, bilmem ne, evet, yapma, evet, vesaire. Klimayı ona göre ayarla. Evet. 400-450 kilometre gidiyor deniliyor ama ben daha denemedim açıkçası. O riske de girmek istemiyorum. Evet. Elektrikli arabalarda çünkü bunlar ayrı ayrı detaylar. Farı açtınız, işte klimayı açtınız, içeride bir şeylerle oynadınız ya da çok hızlı bir yol kat ettiniz. Bunlar yani normal benzin gibi düşünün, bataryadan yiyen detaylar. O yüzden ne kadar yavaş giderseniz, klimayı ne kadar az kullanırsanız batarya ömrünü uzatacaktır. Yani 300 kilometre yerine 400 kilometre yol kat edebilirsiniz ama o zaman da yol mesafeniz uzayacak. Yani sürü olarak daha geç gitmiş olacaksınız. Tabii az önce dediğim gibi bu arabanın her şeyini bir tabletten, ekrandan kontrol ediyorsunuz. İçi biraz kuru ama ekran çok geniş ve bayağı dolu bir özelliği var. Ama arabanın ilk önce dışını incelemek istiyorum. Dışı daha önce rastladığımız tasarımlara pek fazla benzemiyor. Yani ne sedan, ne SUV, ne hatchback ama hepsinin karışımından biraz var. Mesela hatchback'in arka bombesini almış, SUV'un biraz yüksekliğini almış, sedanın uzunluğunu almış ama içeri bindiğinizde zaten daha detaylı anlatırız. Çok güzel bir tavan mesafesi var ve tavan da cam tavan olduğu için güzel bir ferahlık katıyor. Buna geçeceğiz. Buna geçmeden önce ön kısmı inceleyelim. Farlarımız şöyle göstereyim. Farlarımız var, gündüz ledlerimiz var. Aynı şekilde sisler de konumlandırılmış. Yani sis olması bu arabada ekstra. Aracımızın üstünde şu anda 19 jantları bulunuyor. Long range modellerinde standart olarak bu jant geliyor ama isterseniz opsiyonel olarak performanslarda bulunan 21 o siyah modelli şurada çıkan jantı da tercih edebilirsiniz. Bu arada ben o jantı bu arabalara daha çok yakıştırıyorum. Ama long range olduğu için bu arabadaki önemli olan olay bu arabanın menzilini uzatabilmek. Yani güzel bir konfor, güzel bir menzille bu arabayı sorunsuz bir şekilde kullanmak. Ama performans modelleri hem güç olarak daha iyi hem de o jant sayesinde bir tık daha yakışıklı bir görüntü kazanıyor. Bu da gayet güzel. Kötü bir jant değil. 19 jant. Konforu da buna göre çok iyi. Çünkü 45 yanak lastiklerimiz bulunuyor. Bu da konfordan bize kazandırıyor. Şimdi içten yanmalı motorlarda kaputu açtığımızda motorla karşılaşıyoruz. Bu kaputu da normal bir tuşla açamıyoruz. Yine ekrandan açıyoruz. Hemen onu gösterip bir kaputumuzu açalım. Evet, aracın ön kısmında bir motor bulunmadığı için burayı da bagaj olarak kullanabiliyorsunuz. Burada sadece silecek suyu için bir alan var. Şu kapaktan silecek suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Burada büyük ihtimalle havalandırmalar bulunuyor. Belki bataryanın sıcaklığı ya da normal elektrikli motorun sıcaklığını atmak için. Buraya da bir bagaj gibi bir alan yapmışlar.
yapmışlar şarj aleti veya bavul gibi şeyleri kullanılabilir. Abi, şarj yani. Aleti için arkada bagajın altında ayrı bir yeri var. Bu alanı biraz daha şey için yapmışlar. Laptopunu vesaire biraz daha kişisel ama güvenliği önemli eşyalarını koyman için burayı kurgulamışlar. Neden böyle söylüyorum? Bu kapağı kapattıktan sonra atıyorum aracı valeye vereceksin. Vale modunu aldığın zaman telefondan vale modunu alıyorsun. Şifre giriyorsun. Şifre giriyorsun. O şifreyi girmeden aracın o andaki vale vesaire bu kapağı açamıyor. Bagajı çok açabiliyor. Bagaja ulaşabiliyor bir şekilde. Bu ön tarafı daha küçük ama işte ne bileyim. Ya yani güvenli bir kasa gibi aslında. Nispeten bir kasa gibi evet, yapmışlar. Bayağı iyi. Burada da bir çeki demirimiz var. Yeri de burada. Şöyle koyabiliyorsunuz. Güzel bir alan yapmışlar evet. Amortisörlü bir kaput. Yani bir yere bir şey koymuyorsunuz zaten. Ama amortisörleri gözükmüyor. Bunda da normal biz biliyorsunuz ticaretlerini yapıyoruz. Canım onu çekti. Evet bakayım kaput ayaklarına gibi. Ama parıl parıl parlıyor herhangi bir işlem olmadığı için. Aracımız çünkü şu anda sıfır. Şöyle kapatalım. Bunların herhalde bir kapatma usulü evet, de varmış kapatma abi. Kapatma usulü şöyle abi. Şu iki yandan basıyorsunuz. Çünkü bu yanlardan veya ortadan bastığınız zaman göçme yapabiliyor. O yüzden şu iki yandan getirip şöyle basıp şey yapıyorsunuz. Anladım. O daha sağlıklı. Onun dışında göçük olma ihtimali var yani. Olabilir evet. Şimdi Tesla dediğimizde otonom sürüşler aklımıza geliyor. Yani ben arabayı bırakayım kendisi gitsin ve her yerinin kamera olmasıyla bilinen bir araba. Yani normal yeni nesil arabalarda biliyorsunuz ki ön arka park sensörü olduğu zaman bunlar delik delik çok belli oluyor. Bunun mesela her yeri kamera ve sensör olmasına rağmen çok güzel yerlere konumlandırmışlar. Mesela tamponun üzerinde bahsettiğim şekilde sensörleri göremiyorsunuz ya da herhangi bir kamera görüntüsü göremiyorsunuz. Bunlar aynanın önünde diğer arabalarda olduğu gibi buradaki numara pek fazla yok ama ön tamponda gizlemeleri gayet güzel. Onun yanı sıra şöyle göstereyim. Çamurlukta yan tarafları daha iyi görebilmemiz için kameralarımız mevcut. Bunlar da böyle bir nikelajmış gibi içine plastiğin gizlemişler. Bu da güzel bir detay. Aynı şekilde aynanın altında da ufak bir kameramız var nokta şeklinde. O da gayet güzel gizlenmiş. Katlanır aynamız zaten aracımızda var ve Tesla'larla birlikte alıştığımız artık Range'in Velar'larında da var. Tabi orada farklı bir numara var. Şuradan bastırarak kolu çekebiliyorsunuz. Şöyle kapı kolumuz ve onun haricinde tekrardan göstereyim. Orta kapı çıtamızda da kamera var. Bu zaten detaylı bir şekilde gözüküyor ve bunun haricinde şu altta bir kart okuma alanı var. Aracı kilitleyip açmak için kartı getirip buraya böyle sürdüğünüz zaman şu anda aracı kilitledi. İsterseniz aynı şekilde buradan açabiliyorsunuz. Telefondan açabiliyorsunuz. Yaklaşınca açabiliyorsunuz. NFC ile falan açılıyor mu abi? Telefonu mesela tuttuğunda açıyor mu? Tanımladığın telefonu. Denemedim. Çok özellik var. Daha büyük denemedim. İhtimalle vardır. Ya şu 2 sene falan sürer özellikleriniz. Evet, telefon almış gibi her seferinde bir özellikle karşılaşıyorsunuz. Evet, evet. Şu özellik de güzel abi ya. Yani mesela ekstra mesela benim cebimde şu an bir anahtar var. Kalın kalın duruyor. Anahtar değil mi o? Evet yani. Bir şüphe var. Umarım anahtardır. İnşallah anahtardır. Yok anahtar abi çıkarayım da. Dur abi sarı doları iş. Şimdi yani öyle bir kart olması da sadece cüzdan taşımanız yeterli olacaktır. Bak mesela ben de böyle görüyorum. Evet. Seninki kartı. Güzel abi. Yani bu olayda şuradan bir kart tanımlamasıyla aracı kilitleyip açabiliyorsun. Onun üstünde bir tuş var mı kartın? Yok kartta hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kart dümdüz kart. Kredi kartı gibi. Ben de şu anda iki anahtarın da olduğu teslim esnasında size bunu veriyorlar. Ondan sonra. Bunun kendi cüzdanı gibi. Kendi cüzdanı gibi istiyorsanız kullanırsınız istiyorsanız direkt karta geçip. Ama bu da kırılabilecek ve kaybedilebilecek bir formu var. Hani yani. Sanki bir işte yenisi 1000 dolar kardeşim falan gibi hani. Bir... Yani yapabilirler. Değil mi? Karşılaşılabilir. Ya teslim anı çok enteresandı. Onu paylaşmak istiyorum. İstanbul Park'tan veriyorlar. Gittik işte bir tane masa kurmuşlar oraya. Hoş geldiniz, hoş bulduk. İşte aracınızın uygulamasını yüklediniz mi telefona? Evet yükledik. İyi tamam aracınızı orada gidin bulun. Anlatmadılar mı? Şeyi sordular. Aracı birinin size anlatmasını ister misiniz dediler. Evet isteriz yani. Biz hayır isteriz demedik. Biz hayır isteriz demedik. Tamam o zaman aracınız şurada bir yerde gidin bulun dediler. Biz böyle 200 tane Tesla var orada telefonla. Aç kapa yapıyoruz. Hangisi açarsa. Hangisi açacak? Hangisi kapacak? Plakamızı da bilmiyoruz o anda. Neyse şey denedik ya acaba sistem böyle mi diye. Oradan birini çağırdık böyle Tesla gömlekli birini. Ya bize biraz anlatın o zaman falan dedik. Mesela sordum kaç beygir dedim. Ya abi bilmiyorum. Abi ben de bugün başladım. Değişik bir tecrübe oldu bizim için. Ama şey noktasında bana makul ve mantıklı geliyor. Ciddi bayi yatırımları yok. Bina yatırımları yok ortada. İşte inanılmaz personel yatırımları yok. Otomatik olarak bunların hiçbirinin olmaması. Maliyetten kısıyor. Maliyetten düşüyorsunuz. Tek problem araçları size teslim ederken bunu açık alanda yapıyor olmalı.
yapmaları. Hı. Başına gelen arkadaşlar da var. Yani işte kuş pisliği oluyor, şey oluyor, evet, vesaire oluyor. O açık alanı düzenledikten sonra Türkiye'ye yeni bir model aslında böyle gelmiş oldu yani. Ya Türkiye'de mesela 81 ile kuramazsın diğer büyük markalar gibi. Hem maliyet açısından fazla abi, hem de uğraştırır, ama en azından 4-5 tane büyük şehrimizde güzel bir yer kurulabilir herhalde. Kurulabilir. Ya kapalı bir alan olsun. Genel olarak mantığını çok beğendim. Çünkü gidip evet orada insan hoşuna gidiyor. İşte bir kahve içeyim, bir evet, aman evet, efendim hoş geldin. Değerli hissediyorsun. Sefet efendim böyle bir değerli hissedeyim, ama sana o değerli hissetmek için de, hissettirmek için de bir maliyet, maliyet var. Var evet. O maliyet de aslında arabanın üstünde. Evet. Böylelikle arabalar biraz daha kullanıcılar için daha ulaşılabilir olur diye düşünüyorum. Evet. Yani hoşuma gitti. Türkiye yeni bir şeye hazırlanıyor evet, böylelikle. Evet. Ama yeni girdi abi ya. 2-3 aylık bir serüven bu internet satışıyla Tesla teslimatı. Bence gelişeceğini düşünüyorum. İnşallah. Yani gelişirse çok daha ucuza araba alabileceğimiz anlamına evet, geliyor bu evet, hepimiz için. Bir de elektrikli arabalara geçtiğimiz dönemde Tesla bunun öncülerinden birisi. Daha iyi modelleri de getireceğini getirecekler, düşünüyorum. Getirecekler. Bu Cybertruck muhabbeti vardı. Onun hakkında bir bilgin var mı abi? Vallahi böyle onunla alakalı bir güzel şey bir makineydi böyle, arkası falan böyle tam Amerikan arabalarında. Çünkü orada pickup tarzında arabalar bayağı meşhurdur. Ford Ranger'dan bildiğiniz üzere. Yani o da Cybertruck, onun elektrikli modeliydi. Bakalım o da çıkarsa onu da görmek çok isteriz. Şimdi bagaj kısmına geçelim. Şöyle bagajımızı. Bagajda, bunun bir numarası var mı abi? Bagajda arı var. Bayağı ballıyız bugün. Bagaja bir kart okutma, açma, kitleme o tarz bir numara yok değil mi? Benim bildiğim kadarıyla şunu yapıyoruz. Normal, klasik, elektrikli bir bagajımız var. Tabii biraz dağınık bir bagajımız var. Şarj aleti için olan yeri de abi şöyle bagaj havuzu var. Bu bagaj havuzunun altında şöyle yarım bir göz yapmışlar. Hmm. Şarj aletini normalde aracı ilk aldığınızda burada getiriyorlar. O DC için olan. Hızlı şarj için mi bu? Hızlı şarj için olanı. Evet. Diğer normal AC yani ev tipi şeyde de bu şarj aletini kullanıyoruz. Evde ne kadar şarj ediyor abi? Yani ne kadar sürede bunu fullleyebiliriz? Abi normal şartlarda taktığın zaman 24 saat üstü yazıyordu benim ilk taktığımda. Aşağı yukarı bir 24 saat sonunda iyi bir şarj seviyesine gelmişti, ama %20'den aldım işte %80'e kadar ne kadar oldu açıkçası ölçmedim. Evet yani. Ev elektriği zaten bu tarz arabalarda her çok, türlü yavaş. Tabii çok 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 yavaş oluyor yani. Hani bir yerden bir yere giderken asla işinizi görmez. Geceden evet, bırakacaksınız ki sabaha kadar. O rahatlık için. Evet. Ama yarım saat 40 dakikada %50'yi geçiyor galiba hızlı şarj aletlerinde. Orada o şekilde evet, oluyor. Orada da şöyle bir problem var. Şarj aletlerinin şu anda daha gelişmediği için, inanılmaz bir dağıtım ağı olmadığı için başında sıra bekleme gibi durumlar evet, olabiliyor. Yani belli, zaten dediğim gibi range'i belli olduğu için çok az rota, az tarafa işte İzmir'e gidebiliyorsunuz şu anda. Doğru evet, çok uzak bir yere gidemez. Orada araç sayısı arttı. Servis sağlayan elektrik istasyonları az. O yüzden bir sıra muhabbeti dönmeye evet, başladı. Evet, evet. Genel şikayetler bunlar. Zamanla gelişecek abi. Togg da var biliyorsun. Evet, Togg'la evet, birlikte, Tesla ile birlikte gelişecektir. Normal bir diğer araçlarda alıştığımız gibi bir tuşumuz var elektrikli bagajı kapatmak için. Bastığımız zaman kendi elektrikli bagajı kapatıyor. Ön kısımda olduğu gibi arka tamponda ve arka bagaj kısmında hiçbir sensör göremiyorsunuz. Yani o bahsettiğim abi, plastik detaylar arabada... yok. Park sensörü yok. Yok mu? Yok. Kamera mı var? Yok. Kamera ve içeride gösteririm size. Yaklaştığın zaman böyle girintili çıkıntılı bir sistemi var. Santimetre ölçüyor ama size ses veren bizim standart bildiğimiz arabalardaki gibi bir park sensörü yok. Hmm. Ya zaten park sensöründen daha iyi abi, daha kamerayla iyi, görüyorsun. Ya, hem kamerayla görüyorsun hem de aracın tüm alanını böyle sana ne kadar yaklaştığını, ne kadar uzaklaştığını aracın dört santim köşesinde santim, santim santim ölçen bir sistemi var. Otomatik park var mı abi? Otonomda var. Otonomda. Otomatik park evet, var. O da güzel bir detay. Onun haricinde arabanın dışında anlatabileceğim pek bir şey yok. Bu şekilde arabamız. Yani önemli olan dediğim gibi iç kısmıydı. Gelin bir de birlikte içine bakalım. Şimdi arabanın biraz da içine bakacağız arkadaşlar. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu arabayı biz de ilk defa burada gördük. Kurcalaya kurcalaya ne var ne yok diye bakacağız. 5 senedir Tesla'nın yolunu gözleyen, gemi kovalayan arkadaşlar. Yanlış bir şey söylersek ağzımıza sıçmayın. Bak burada ilk defa görüyoruz. Haberiniz olsun. Şöyle arka kısımlara geldiğimiz zaman beyaz koltuk tasarımını çok arabada görmedim. En azından bu kadar beyazını. Beğenmedim yani. Beğendin mi abi sen? Ya benim hoşuma gitti. Beyaza beyaz böyle dışarıdan bir görüntü güzel, ama nasıl kullanacağız Allah kerim. Yani aynen. Kesinlikle abi, paltonun rengi geçecek buna yani belli. Bir arkadaşlar şoför kısmına oturup başlayacağız kokpit kısmına. Abi seni ya yanımıza abi, bu alsak. Bu arada dedin ya işte gemi gözleyenler falan. Ya benim de kusuruma bakmasınlar. Ben de çok araştırdım. Ben de çok abim gemiyi gözlemiyordu. Şu an arkadaşlar performansları falan 2800 2900 bandından gidiyor. Evet, geçen gün bir kırmızı performans böyle bir arkadaşım alıyordu. Vazgeçmiş o ÖTV dilimi değişince 2.867.000
Maşallah. Arkadaşlar bu arabalar 1.4'ten 1.6 arasından çıktı bu arada. Evet, evet, long range'leri 1.4'tü, performansları 1.6'ydı. Yani bu kadar zam yiyen bir araba yok ama alanlar var. O paralardan alanlar var. İlk kez alanlar. İlk kez alanlardan çok alanlar var. Onlar çok şanslılar abi. Onlar çok da güzel bir yatırım olmamış mı abi? Onlar için mükemmel bir yatırım oldu. Hele bu ÖTV değişiminde hani aracın baz fiyatının değişmesi tamam. Yine kurla beraber olan bir şey. Bir de abi benim tahminimce biliyorsunuz arkadaşlar biz de yerli otomobil satıyoruz. O da elektrikli bir otomobil. Biraz da ona da talebi arttırmak için bunun ÖTV diliminin değiştiğini 3 aşağı 5 yukarı ben düşünüyorum. Doğrudur değildir bilmiyorum. Ama yani, benim kafamda öyle bir şey kurdum. ÖTV dilimi bir de şuradan değişti. Baz fiyatı kurla beraber kur artınca atıyorum işte 100 bin dolardı. Kur arttı. Normalde 1.800'dü. O kur artınca 1.900'e geldi. Rakamları atıyorum. Öyle olunca %50'den %60 ÖTV baremine geçti otomatik olarak. Artık. Hem döviz biraz yükseldi ama döviz de çok orantısız şekilde arttı. 1.4'lük arabayı 2.800.000 almak ne demek ya? Yani? İşte tahminen penetration price da yaptı. Piyasaya girerken tabii, bir ortalığı tabii sallamak için biraz o muhabbeti yaptılar. Tabii, 200, 300, 500 neyse biraz ucuza satalım. Ondan sonra devamı gelir zaten diye. Bu arada arkadaşlar çok tuhaf bir araba abi, bunu söylemekte fayda var. Önünüzde normalde bir hayal tekran, bir ibre, bir şey görmeye alışmışsınız. Hiçbir şey yok. Önde dümdüz artık dağ bayır var bu şekilde. Sadece şurada ekran var. Burada ufak şekilde artık hızınızı takip edebildiğiniz bir yer var. Artık onlara sürüşte bakacağız. Elektrikli koltuğumuz var. Onun dışında masaj falan yok abi. Normal yok elektrikli abi, koltuk masaj, var. Masajı akşam kendim ayarlıyorsun. Masaj sende. Direksiyon arkadaşlar sade. Burada iki tane ses ayarladığımız tuş var. Burada vitesimiz var. Burada da sileceğimiz var. Onun dışında ne var ne yoksa bu ekranda var. Hepsi burada ya da telefonunda abi. Ya da telefonunda. Arkadaşlar herhangi bir kapı kolumuz yok. Burada bir tane tuşumuz var. Tuşa basarak kapıyı açıyoruz. Şöyle direkt kapıyı şu şekilde ittirebiliyorsunuz. Bakın kapıyı kapattım. Burada kapıyı tekrar açtım. Sanki ben anlamamışım gibi bir de kapı açışını gösteriyor. Muazzam. Tekrar kapattım. Yine kapattı kapıyı. Her şeyi gösteriyor mu her öyle abi? Her şeyi gösteriyor. Biraz sinir bozucu değil mi? Yani. Sen mi sürüyorsun ben mi sürüyorum muhabbeti? Gelin şimdi arkadaşlar ekrana biraz kurcalayalım. Bakın şimdi burada camı kapatacağım. Camın kapattığını bile bu şekilde ekrandan izleyebiliyoruz. Trafiği ekrandan izleyebiliyoruz. Yine bunu trafikte de birazcık bakarız abi. Onun dışında bir arabanın kontrollerine falan bakalım. Burada arabamızın şarjı var. Ne kadar gittiği gösteriyor. Burada işte bahsettiğim şarjı sınırlandırabiliyorsun işte. Şarjım %90'a kadar şarj et arabayı diyorsun. %80-82. Siz şarja taktığınız sabaha kadar 80'i geçmiyor. 80'i şu an mesela bu kadar mı şarjımız var? %35-40 evet, arası evet, bir pile basarak %37 şarjımız var. 194 kilometre götürüyor. Götürürse. Aslına bakarsan götürürse. Elektrikli arabalarda muhabbet var değil mi abi? Hani ya şöyle klimayı açacaksın. %20'nin altında çıkmak tehlikeli. Çıkmak tehlikeli. Yani %20'nin altında ne olacağını yani benim gibi stresli bir kaygı bozukluğum varsa abi çok fazla bulaşmıyorsun o şeye. En iyisini yapıyorsun abi. Burada tabii arkadaşlar oyun falan da oynayabiliyorsun. Burada eğlence modu var. İşte Netflix var, Disney Plus'ı, tabii YouTube. Bizim kanalımıza abone değilseniz hemen Tesla alıp YouTube'a girip bakabilirsiniz. Bu tiyatro kısmı var, oyun kısmı var. Hatta bir anekdottan bahsetmiştin abi, bu Tesla'ların full titreme şimdi yapıyor yolda bir diye. Araba yarışı oyunu var burada. Bu araba yarışı oyununda direksiyondan kumanda edebiliyorsun. Showroom'daki araçlarda işte atıyorum sattılar aracı, araç çıkıyor. Araçta bir titreme yapmaya başlıyor. O titremenin sebebi nedir? Showroom'da o kadar fazla direksiyon... Oyun oynamışlar ki lastiği yemişler. Abi lastiğin bir tarafı yenmiş, geri kalanı normal. O yüzden titreme yapıyor. Oyun oynayabiliyorsunuz, film izleyebiliyorsunuz. Bunlar zaten bilindik özellikler. Burada tavlası, işte artık farklı oyunları da yeni yazılımlarla beraber oynayabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında bu arabanın kamera sistemini, kameraya baktığınız zaman sağınızı, solunuzu, her yerinizi geniş açılardan görebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar klima tuşumuz var. Klima tuşuna bastığınız zaman zaten burada bize hava verdiğini görüyorsunuz. İsterseniz klimanın yönünü dokunmatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buraya vursun, şuraya vursun diye ayarlayabiliyorsunuz dokunmatik şekilde. Böyle büyük YouTube küçültebiliyorsunuz. İki ayrı tarafı versin falan. Bildiğiniz Apple telefon diyebilir miyiz abi? Tabii abi komple bir yani daha önceden bir iPhone kullanmışsanız hani birazcık el aşina. Birazcık el aşinalığınız varsa tüm çünkü hareketler vesaireler her şey aynı abi. Bir şekilde hayatta kalırsınız. Ama abi. 50 yaşına kadar bir araba diyebilir miyiz abi? 50 yaşın üstünde ulan bunun burası neydi, bu şurası neydi yani muhabbeti aslında, başlar. Aslında şöyle bir şey var abi. Çok da ihtiyacınız yok. Yani tamam amacınız siz bir yerden bir 50 yaşın üstündesin ya bana ne oyundan deyip iş bütün işini abi burada çözebiliyorsun normal şartlarda. Tabii. Şurada ekran parlaklığını falan da ayarlayabiliyoruz. Ekran temizleme modu var abi bak bu mesela değişik bir şey. Bunu aldığın zaman abi ekranı siliyorsun. Ha, hiçbir yere müdahale etmiyorsun, müdahale kapatıyor. Etmiyorsun. Tuş kilidi yapmışsın gibi. Aynen, çıkmak için basılı tutuyor. 3, 2, 1, ekrandan da çıktık. Yine normal geldik. Bu gerçekten iş yapar. Tabii yani. Burada arkadaşlar dediğim gibi uygulamalarınızı görüyorsunuz. Spotify'ından artık Bluetooth'una falan. Dediğim gibi telefondan çok fark yok. Zaten telefondan kumanda edebiliyorsunuz. İnsanları arayabiliyorsunuz burada telefonunuzu bağlayıp. Burada arkadaşlar dünyanın en boş özelliği var. Osuruk sesi çıkartıyor. İşte yanınıza bir arkadaşınız oturdu. Dalga geçeceksiniz, eğleneceksiniz. Rastgele osuruk diyorsun, kısa osuruk.
işte. Uzun osuruk. Ya bir de yazmışlar yani, anlatabiliyor muyum? Bir de mesela buradan da şeyi ayarlıyorsun. Ha. Kim osuruyor? Kim osuruyor? Kim osuruyor yani buradan ayarlı? Bak istek üzerine yerlenme sinyaller. Sinyali yakıyorsun, osuruyorsun. Ya bunun neden yani, anladın mı? Bir de bunun için bir mühendis çalışmış. Okul okumuş bir insan bunu yazmış. Bir de burada yazıyor, emisyon test modu herhangi bir koltukta oturan bir kişiye gazlı bir eşek şakası yapın. Bak ben bunu şey yapmışım. Mavi tikli yerlenme. O nasıl oluyor ya? Bu benimki arkadaşlar. Sağda solda Instagram hesaplarımızda biliyorsun mavi tikimiz var. Tamam. Bu da abi büyük ihtimalle gacıyla falan geldiğin zaman arkası yatak tabii, oluyor. Abi görüyorsun. Hani hemen burada bir hemen ayı postunu serebilirsin. Muhabbeti yapabiliriz. Ya durduğumuz yerden tabii anlatılacak pek çok özelliği var. Bunu yaparsak video çok çok uzun sürebilir. Bir ufak sürüşüne de bakarken anlatsak abi, senin için sıkıntı olur mu? Abi. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada daha önce ben hiç iki gözlü bir telefon şarj kısmı görmedim. Hemen telefonlarımızı buraya fırlatalım. Bakalım şarj edecek mi? Arabayı çalıştırmıyoruz şu an. Yok. Evet, ediyor. Şarj oluyor kısmını görüyorsunuz. İkisini aynı anda ediyor mu? İkisini de aynı anda ediyor arkadaşlar. Bu da mesela iki gözlü bir şarj aleti, görmemiştim. Bunu da göstermiş oldum. Evet, yani bak mesela bu faydalı bir özellik. Faydalı faydalı. Yani biri koyup diğeri bak. O sıra koyana kadar değil mi? Şimdi arabayı nereden çalıştırıyoruz abi? Abi arabayı şöyle bir şey var. Bak zaten şeye bastık. Çalıştırma alıştır deyince kendini gaza mı bastın sen? Yok, frene bastım. Frene basınca bak sana diyor ki. Sürmek için anahtar kartına dokun veya abi, frene basın. Normalde bu anahtarı alıyorsun. Burada istiyorsan bak şöyle. Yani ayrı bir yeri yok. Yani buraya koyun falan tarzında normal kaplama şeklinde devam ediyor. Getirip abi normal buraya koyuyorsun. Çalıştı mı şu an? Araç sürüşü hazır. Şeyi aldınız abi. Herkes kemerini taksın, başlıyoruz o zaman. Bu arada arkadaşlar arka koltukların hepsinde ağırlık sensörü var. Yani arkadakiler de kemeri takacak. Bunu yapacak bir şey. Mercedes vitesine benziyor biraz. Onun dışında abi hızlı bir makine mi? Sen bayağı sürdün. Çok hızlı bir makine. Bakalım önümüzdeki şeyleri arkadaşlar ufaktan görmeye başladı bakın. Sarılaşıyor, yaklaştıkça kırmızılaşıyor. Bakın santim vermeye başladı. Dur falan yapıyor. Önümüzde otlar var, onlar da yanaşıp ediyor. Geri görüş kamerası. Harbiden sensör şey hiçbir şey yok mu abi? Yok abi, park sensörü. Park yardımı geriledi. Mesafe hesaplamaları yanlış olabilir. Uyarı bana da güvenme diyor. Ha. Tamam. Senle Allah arasında kaldık. Ha. Bir kırmızılaşma falan. Bakın arkadaşlar burada santim vermeye başladı. Burada da isterseniz navigasyonu yazıp kendinize CarPlay yapabiliyorsunuz. Yol kamerası. Yolda giderken böyle kamerayı açıp sağınıza solunuza bakabiliyorsunuz. Yoğun bir trafikteyseniz eğer. Tabii arkadaşlar tabela okuma var. Burada görüyorsunuz hız sınırımız 50. Önümde herhangi bir kokpit bir şey olmadığı için buradan da kaç kilometre saat hızla gittiğimizi görebiliyorsunuz. Abi trafiğe çıkıyorum ufakta. Abi çak bak yandaki arabayı gösteriyor. Yandaki arabayı gösteriyor. Sinyal verince gösteriyor. Sinyal verince verdiğiniz tarafın arka kamerasını açıyor. Yani bir daha bir sürekli gaza basman lazım galiba bu arada. Tabii. Araba ayağımı gazdan çekince direkt duruyor araba. Direkt duruyor abi. Bakın ayağımı gazdan çektim, yokuş aşağı gidiyoruz, araba durdu. Ha, fena oluyor. Bu da büyük ihtimalle bu hız tepkimesini ayarlayamayanlar içindir. Daha doğru sinyalimizi verdik. Sinyali verdim hemen geriye kamerayı açtı. Yani bu sollamalarda vesaire de faydalı bir özellik. Bu arada yüksekliğini çok beğendim abi. SUV'den bir farkı yok. Harbiden SUV olayını yapmışlar. Abi araba teknik olarak geniş, ferah. Tavanın çok güzel. Bu açık renginde tabii. Ben ne kadar sen beğenmesen de o hissine çok ciddi faydası var. Cam tavanı peki abi, için. Cam perdesi falan oluyor. Hiçbir şey görmedim. Bu yakmaz mı adamı? Abi şöyle aslında termik cam iyi bir ısı koruması sağlıyor. Cam filmi yapabiliyorsun. Fakat atermik camda alan da çok geniş olduğu için çatlama ihtimali var. Strese girip camın ısıyı cam filmi tuttuğu için. Perde kullanabiliyorsunuz ya da arabanın mesela kabin koruma özelliği var. Hı-hı. Arabanın kabin koruma özelliğini açık bıraktığınız zaman siz aracın içi 40 derece ısıya geldiği zaman otomatik olarak siz aracın başında olsanız da olmasanız da klimayı açıp arabanın içerisini serinletiyor. Muazzam olay. Peki abi bu dedin ya camı çatlatıyor diye garanti kapsamından çıkar mı film yapsak? Garanti kapsamından çıkıyor. Çıkıyor değil mi? Evet. Yani Tesla bununla alakalı bir makale yayınladı. Böyle bir problem yaşayabilirsiniz diye. O da garanti kapsamında değil. Arkadaşlar bu arada arabanın gidişi falan elektrikli araba bildiğiniz gibi çok güzel gidiyor. Süspansiyonları falan da sağlam. Yani araba neticede SUV diye satılan bir araba. Ne kadar C gibi dursa, sedan gibi dursa da SUV bir araba. İçine oturduğunuz zaman SUV olduğunu çok güzel anlıyorsunuz. Süspansiyonları falan da kaliteli. Sadece şu gaz fren tepkimesine bir alışmam için biraz süre lazım. Bakın. Gazdan çekince yokuş aşağı bile duruyor araba. Bu farklı bir muhabbet. Soldan aşağı iniyorum değil mi abi? O gaz fren şeyine alışana kadar zaten... Bakın burada motosikletimizi gördü. Sen o gaz fren şeyine alışana kadar biz de arabada bedavadan hip hop yapıyoruz. Aynen böyle gidip gidip geliyoruz. Bu arada Arnavut kaldırımında falan yine konfor güzel. Bir ufak basacağım arkadaşlar. Gerçek bir asfalt yola çıktığımız zaman bir hızlanmasına da bakacağız. O bu arada yani İstanbul sokaklarında falan çok stabil çalışmıyor dediler bu araba için ama bence çalışıyor abi. Bakın şöyle bir de gaza verdim mi geriye yaslıyor araba seni. Normal elektrikli arabalarda alışılagelmiş. Ama galiba
Vermedin gerçek manada. Yok yok, vermedim çünkü Arnavut kaldırma. Evet, versen hissederdik. Yani. Arkada Emirhan ayran oldu böyle sallana sallana. Bakalım şu arabanın yanından geçerken, harbi şu araba muhabbetini çok merak ediyorum. Arabaları görecek mi? Bakın arkadaşlar, arabaları direkt tanıyor. Burada arkadaşlar görüyorsunuz, SUV'yi SUV olarak gösteriyor. Yayayı gösteriyor. Arabaya normal binen adamı yaya olarak gösterdi. Mesela sağdaki arabayı gösteriyor. Yaklaşınca buralar kızarıyor falan. Muhabbet 10 numara. Bir de arkadaşlar otoyola bağlanıp bu araba gerçekten ne kadar gidiyor ona bakacağız. Bu araba kazadan falan kendini koruyor mu? Öyle muhabbetler vardı. Yani standart arabalar gibi, çok yani yeni standart dediğim yeni arabalar gibi şey anlarında kendisi fren yapıp şey yapıyor. Anladım. Diyebiliyorum. Bakın kamyonu kamyon, otobüsü otobüs şeklinde görüyor. Kayıt da yapıyor diye biliyorum abi bu kameralardan. Evet, kayıt da alabiliyorsunuz. Ya, iki modu var kaydın. Bir sürekli kaydedebiliyorsunuz. Kendi hafızasında doldurup çeviriyor. İkincisi de tehlikeli an kaydı diye bir şey abi. Tam adını şimdi sıkıyorum size. Bir araca çok yaklaştığın zaman vesaire yaptığın zaman soldan geçeceğiz abi, bu yapalım. Otomatik olarak kaydı alıyor. Yani bir kaza bir şey anında tahmin haklı mısın gibi, haksız mısın diye direkt kayıttan açabiliyorsun. Bir de kamera kayıtlarına bakalım abi. Motorcuların kamera kaydı gibi. Kamera var abi. Kamera var rahat abi. Rahat rahat kavga edebilirsiniz. Abi peki arabanın iç kameralarını telefondan kumanda etmek gibi bir muhabbet var mı? Abi, görebiliyor musun? Şöyle kayıt yapıyor. Şey modu var işte, tehlikeli bilmem ne modu. Yine adını sallıyorum. Ama bıraktın sen arabayı. O modu aktif hale getirdikten sonra aracın yanına biri yaklaştığı zaman kamera otomatikman kayda giriyor. Sen de bunu telefondan seyredebiliyorsun. Muazzam bu. Böyle bazen hatta koyup Tesla'da yeni falan gelip böyle bir bakıyorlar, ediyorlar falan böyle. Öyle insanların o tiplerini görebiliyorsun. O görüntüler çıkıyor. Bu otonom sürüşün çok yaygın olduğu ülkelerde arkadaşlar bu Tesla için bir eldiven yapmışlar. Çünkü bir el istiyor burada. Hani Tesla eldivenini takıp tamamıyla arabayı kendini de kullandırabiliyorsun. Daha çok böyle ışık sisteminin, yol çizgilerinin falan güzel olduğu ülkelerde bunu da yapıyorlar. Tabii çünkü bir ağırlık hissetmek istiyor. Ağırlık sensörü var. Bizim ülkede de Tesla eldivenine para vermek istemeyenler şuraya su şişesi sıkıştırıyor. Bisikletin arasına sokar gibi koyuyorlar böyle. O da iş yapıyormuş arkadaşlar. Abi ben bir videoda gördüm. Tesla'da değil, başka bir elektrikli arabada, başka bir otonom arabada kavun koymuşlar. Kavun var yumuşacık. Aynen. Kavun var yumuşacık. Abi öyle tutmayın onları ne olur. İşi bitince böyle yan tarafa uzatıyor. Abi gerçekten sürüşü falan çok konforlu bir araba. Birazcık tabii alışılmışın dışında olduğu için bir sıkıntı yaşıyorsunuz ilk başta. Çünkü şurada mesela hala boş olmasına alışamadım önümün. Ama bir şekilde alışıyorsunuz. Kafanız birazcık burayı artık takip etmek zorundasınız. Herhalde giderken diye tahmin ediyorum oyun falan burada çalışmayacaktır. O kadarını artık bilmiyorum. Vallahi deneyelim abi. Şimdi arkadaşlar biraz da basacağız bu arabayla. Size birazcık da ne kadar gittiğini göstereceğim. %1 şarj edik abi. Bir 10 dakikadır geziyoruz. Ne 10 dakikası be sende? 10 dakika oldu be abi. Olmamıştır ya. Kamera kayıtlarından ya bakalım. Sen ne zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Fena yapıştırıyor. Aynı oranda da duruyor. Bu çok güzel. Zaten ayağınızı gazdan çeker çekmez bir başlangıcı yapıyor. Frene de basarsanız tam güzel şekilde gazı kesebiliyorsunuz. Bak, tabelayı tabela olarak gösteriyor bu. Aynen. Burada bakayım dayı olarak gösterecek dayı mi? Saçları ağırmış şekilde. Burada bakalım şu abileri ne olarak yansıtacak? Gerçekten benim için bir merak konusu. Yavaşça geçeceğim abilerimin yanından. Bak abilerin bir tanesini gösterdi az önce. Şimdi arkadaşlar biraz hızlanmasını deneyeceğiz. Şu an görüyorsunuz 30'la gidiyorum. Yapıştırıyorum abi sonuna kadar. Yapıştır abi. As. Baksanıza ibreye bakın ibreye. Bu milleti manyak eder abi. Az daha bir tane deneyimiz oluyordu, Broadway'imiz. Evet, evet. Bir tane palyoyla. Bir tane palyoyla milyonluk Tesla'yı pert edecektim. Bir de arkadaşlar videoyu kapatmadan önce bu arabanın yine bir saçma bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Dans modu değil mi abi? Evet abi, araba kendiliğinden dans ediyor. Şimdi dans modunu açtık. Gösteri için arabadan çıkın dedi. Çıkalım abi. Kapıyı kapatalım. Bakalım neymiş bu. Evet, bir ufaktan müzik çalmaya başladı. Camlarını açtı şu an. Far verdi. Işıkları kapatıyor, açıyor. Aynaları kilitliyor, açıyor. Yine bakın burada bagajı açtı gördüğünüz gibi. Ufak ışık gösterileri, bagaj aç kapa, aynaları katla. Neden böyle dikkat çekici hareketler yapıyor ben de bilmiyorum. Tesla neden böyle yapıyorsun Tesla? Şöyle yaparken bizi burada iffet yapmasın. Bari bagajı magajı kapataydı. Tabii Elon Musk'ın yaptığı işte çok mantık aramaya gerek yok arkadaşlar ama adam kendinden konuşturuyor. Tesla dans ediyor diyorsun, Tesla'yı diyorsun, Tesla osuruyor diyorsun, Tesla'yı diyorsun. Abi arabayı bize açtığın için çok teşekkür ederim öncelikle. Yani arkadaşlar bir işin, bir operasyonun bir şey varsa anlatabilirsin. Tabii yatak oluyor arkası arkadaşlar. Operasyonlar için ideal. Şömineyi de açtığın zaman. Aynen, şömineyi de açtığın zaman tecrübeyle sabit gibi bir... Estağfurullah. Hayır canım. Furkan abi daha önceki videolarda gördüğünüz gibi BMW aracımızı da güzel şekilde kaplamıştık. Siz de cam filmi,
şeffaf folyo kaplama, seramik kaplama gibi uygulamalar yaptırmak istiyorsanız zaten Furkan abinin de dükkanının numarası ve Instagram'ı çıktı. Oralardan yaptırabilirsiniz. Eyvallah. Abi çok teşekkür ediyorum yine video ve araba için. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zillerini açabilirsiniz. Sağda soldaki Instagram hesaplarından storyleri attık bile. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.